Uçaklar sadece ulaşım aracı olarak kullanılmaz. Geçen hafta bu ekranlarda izlediğiniz gibi dünya genelinde askeri amaçlı kullanılan hava aracı sayısı 50 bini geçiyor. Ancak gökyüzünde aerobatik hareketler yapan bir uçağın yaşattıkları bambaşkadır. Önümüzde sadece uçakların değil, pek çok hava aracı ve paraşütçünün yer aldığı gösterilerle dolu koca bir sezon var. 2013'ün ilerleyen günlerinde dünya genelinde havacılıkla ilgili yaklaşık 600 hatırı sayılır fuar, gösteri ve etkinlik yapılacak. Bu heyecan dolu gösterileri sizin de izlemeniz için yurt içinde ve yurt dışında en çok alkış toplayacaklardan bir seçki yaptık. Türkiye'deki en yakın hava gösterisi 10-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleşecek. Hava Harp Okulu'nun organize edeceği etkinlikte ilk olarak geleceğin robotik hava aracı tasarımı yarışması yapılacak. Organizasyonun son günü ise dünyaca ünlü iki Türk gösteri takımı, Solo Türk ve Türk Yıldızları sahne alacak. Solo Türk gösteri ekibi özel tasarımlı F-16 C Block 40 savaş uçağıyla katılımcılara yine unutulmaz bir görsel ziyafet sunacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin diğer gösteri ekibi Türk Yıldızları da organizasyonu müthiş bir şovla kapatacak. Hezarfen'deki etkinlikte ayrıca Türkiye'nin en ünlü akrobasi pilotlarından Murat Öztürk, PITS S2B akrobasi uçağıyla özel bir gösteri yapacak. Ayrıca iş adamı Muzaffer Öztürk, Türkiye'nin en yaşlı uçağıyla Hezarfen'de nostalji rüzgarı estirecek. Havacılık gösterilerine uçakların yanı sıra paraşütçüler de renk katar. Base jumping olarak adlandırılan atlayış türü ise paraşüt sporunun en heyecan verici olanı hiç kuşkusuz. 21-26 Mayıs tarihleri arasında dünyanın en iyi base paraşütçüleri İstanbul'da bir araya gelecek. 2011'den bu yana Avrupa'nın en yüksek binalarından biri olan Safir'den atlayan korkusuz base paraşütçüleri bu sene ilk olarak Beylikdüzü'ndeki Skyport'ta sahne alacak. Paraşütçüler burada 120 metreden, ertesi gün Haliç'te helikopterden atlayacak. Organizasyonun geri kalanı ise Safir'de 233 metreden yapılacak inanılmaz atlayışlarla sürecek. Türkiye'deki bir başka etkinlik ise 25-26 Mayıs'ta Antalya'nın Side sahillerinde gerçekleşecek. Bu yıl üçüncüsü yapılacak Air Show Side, Türk Hava Kurumu paraşütçüleri, Romanian Yakers ve Air Bandit gibi gösteri gruplarını ağırlayacak. Etkinlikte ayrıca Svetlana Kapanina, Jürges Kairis ve Ali İsmet Öztürk gibi ünlü akrobasi pilotları da sahne alacak. Yurt dışında her yıl birçok hava gösterisi düzenleniyor. Bunlardan bazıları ülkemizdekilerle kıyaslanamayacak kadar görkemli. Binlerce kişinin katıldığı bu devasa organizasyonlar festival havasında gerçekleşiyor. Yurt dışındaki gösterilerin birçoğuna Türk Hava Yolları'nın 99 ülkedeki 223 uçuş noktası sayesinde rahatlıkla erişebileceğinizi hatırlatarak önerilerimize geçelim. Sizi ilk olarak EAA Air Venture Oshkosh'a götüreceğiz. ABD'de yer alan hava gösterisi 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Her sene yaklaşık 10 bin uçağın katıldığı Oshkosh, 500 binden fazla havacılık tutkununu kendine çekiyor. Avusturya'nın Yeşil Kalbi Styria eyaletinin Zeltweg kasabasında düzenlenen Air Power, Avrupa'nın en iyi savaş uçağı gösteri organizasyonlarında. Bu sene 300 bin ziyaretçinin katılması beklenen gösteride Türk Yıldızları da sahne alacak. Eğer eski model uçaklara ilgi duyuyor ama görmek için ABD Oshkosh'a kadar gidemem diyorsanız, Tankosh oldukça iyi bir alternatif. Gösteri her sene Avrupa'nın birçok ülkesinden binden fazla pilotu uçaklarıyla birlikte buraya çekiyor. Biraz nostalji yaşamak için oldukça uygun bir ortam. Dünyanın en büyük askeri uçak gösterisi RIAT, savaş uçağı meraklılarının cenneti. Birçok askeri hava akrobasi takımının katıldığı etkinlik dünyanın her yerinden ve her yaştan izleyiciyi çekiyor. Müzik
Her sene 250'nin üzerinde uçak ve 130 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği RIAT ilk kez 1971'de düzenlenmiş. O seneden beri İngiltere'de gelenek haline gelen gösteri bu sene Breitling Wing Walkers, Frecce Tricolori ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımları gibi onlarca önemli ekibi ağırlayacak.